Bir hal. Boynundaki şeyi çok beğendim de bacak boyum bu kadar kalmış. Yani hem bilekten ayakkabı hem de maşallah gömleği bırakmışsın. Bacak yok şu an. Teşekkürler. Naz damarat. Gömleğini ve boynundaki detayı çok beğendim. Pantolonun rengini de beğendim. Ayakkabılarını da beğendim ama bütün olarak olmamış. Teşekkürler. Biz buna yanlış kombi mi diyoruz? Böyle sanırım mi oluyor? Sanırım. Yanlış olmuş. Parçalar güzel ama kombin yanlış. Ayrı ayrı çok iyiler. Ayrı ama ayrı. Bir arada beğenemedim seni. Maria. Renkler çok güzel ama kombin yanlış değil. Orantısız duruyorsun sadece. Evet, bacakların şu anda gözükmüyor. Onun dışında güzelsin. Teşekkürler. Özden. Zeynep, 1.50 duruyorsun şu an. Boyun 1.50 duruyor. Çok da uzun değilim okuldan zaten. Okuldan kaçmış bir dağınıklığın var üzerinde. Pantolonun hani tight şeklinde olsaydı ama kumaş tightlar oluyor ya. Hı-hı. Daha uzun gösterdi. O ayakkabındaki topuk geçişine bayıldım oradaki banta. Boynundaki detay da çok güzel. Ama gömleğin ve pantolonun çok büyük duruyor. Birinden almışsın gibi duruyor. Saçların dağınık olmuş. Bu galiba. Serseri bir stil yapmışsın. Ben ne sana oluyor? Bir şey soracağım Özden. Yani sorabilir miyim? Ne oldu? Yok, az önce şey dedin ya sen buradayken. Nazlı ve Nihal'den başka kimseyle konuşmayacaktım dedi. Ben de merak ettim hani biz sana ne yaptık? Biz sana ne yaptık değil, kendimi biraz geri çekmek istemiştim. Hani sadece hatta bizim kuaförleri de kullanmayıp buradaki kuaförü kullanacaktım. Öyle düşündüm. Bir ara kendimi geri çekeyim dedim. Sonra saçma geldi. Üf. Ama neden? Yok gerçekten hani ne merak bileyim, ettim. O an onu düşünmüştüm o. Bu elemeye çıktığını çünkü düşünmemişim. Ya mesela MR'den beklemiyordum böyle bir şeyi. Çünkü gerekçesi çok mantıklı gelmedi bana. Hani söyleyebiliriz biliyorsun. Tabii biz ki. Çorbacıya gittiğimizde Melisa ve senle karşılaştığımızda Melisa ile de konuştuk. Benim ismimi söylemeniz kadar normal bir şey yok. Ama sonra saçma sapan, hani sebebi saçma olunca çok böyle fake geliyor. Hani inandırıcı gelmiyor. O tamam, nedenle... Hayır mesela çünkü ben senin adını söylemedim ama hani... Hayır, isterseniz hani genelleme yapınca ben de merak ettim. Şununla konuşmayacağım falan değil. Emel'le de hala konuşuyorum. Öyle bir biz şey... de konuşuyoruz. Aynen ya. Öyle bir şey değil. Hani ismimi söyledi tamam, konuşmamak anladım. Değil. Anladın mı? Anlık bir kırgınlık. Anladım. Peki bir şey soracağım. Ne oldu konu? Şey Güler olayı evet. Mı? Ya konuştum ben Gülay'la. Çok fazla üstüne gitmek istemedim. Zaten hani morali bozuk olabilir çünkü. Melisa'nın bir şeyler yazdığını söyledi. Ama tabii ki hani ben sana yollayamam dedi. Çok karışmak istemiyor. Kızın yeterince zaten şu an canı sıkılır. Ben de üstüne gitmek istemedim. Yani hala muallak. Havada kaldı. Soru işareti olarak kaldı. Ben de kapattım konuyu. Kapandı. Uzatmanın anlamı yok. Yani şimdi Gülay'ın üstüne gitmek istemiyorum. Ve bir gün belki Gülay arar beni. Belki söyler. Ne atar. Oldu? İspatlayamadın mı yine? Şimdi ispatlanmayan bir şey de ben... Ne yapayım ya? Dava olmadı diyor. Gene. Avukat diyor. İnsanlar tırsıyor yani de. Hayır ama biz burada onun artık dalga geçtik yani öyle bir dava konusu olamayacağına dair öyle bir gözdağı vermek Gülay gibi bir durum söz konusu istemiyor. Değil. İşte ama Gülay'ı de. Tanıyorsan, Gülay burada Nazlı'nın da ismini vermedi. Bu konuya şahit olan biri var demişti başka bir konuda. Bence sen hata yaptın bu anlamda. Gülay bence gibi bir karakterin, Gülay gibi bir karakterin burada inatla kendisini doğru söylediğine dair şahitlik yapacak birinin ismini ben vermem dedi. Ben vermeyeceğim. O kendisi istiyorsa çıksın demişti. Burada gördük. Sen Gülay gibi bir karakterin söylemeyeceğini bile bile onu bu duruma düşürdün. Ama bana dedi ki dinletirim Zeynep'e dedi. Ama hani stüdyoda söylemem dedi. Gülay ne der bilmiyorum. Ben yine de burada söyleyeceğim dedim. Hayır, bunu söyleyince Zeynep'e dinletirim deyince ben de söyledim ama Gülay söylemiyor. Baktım Nazlı'nın telefonunu aldım. Kuaförde. Getirdim Zeynep'e. Melisa'nın önceden yazdığı şeyleri okuttum. Ne zamanki şeyler onu da söyleyeyim. Çok bu ilk elemeler. Eleme diyeceksin, dalga geçiyorsun. İlk elemeler. Yani komikti ben şimdi kaldım Melisa'ya ne diyeyim ama yani. Arkeolojik kazıya giriyorsun. Yani. Yok Öykü Hanım ben yanlış zaten Melisa'nın sizlerin huzurunda yine özür dilemek isterim.
Yaklaşık bir ay önce Zeynep'ten bu hususla ilgili seninle ilgili ön yargılarım vardı. Affet beni, kötü düşündüm dedim. Ki arkada yapmıştım bunu. Doğru, şimdi bunu yine söylerim. Zaten, kötü düşünce bile çirkin bir şey ve ben onun hakkında kötü düşündüğüm için ondan özür diledim. Yani yine dilerim. Herkesin fikri değişebilir. Tamam. Aynen öyle. Kötü düşünce ben şaka gibi gösterdim. Yok, ben yani çok böyle şaka mı olur? Ya ben baktım ciddiyim. Hani oradan yok ben. Oradan yok buradan. Can hıraş savunuyorsa ona şaka yaptım. Yok Öykan, ben özür konusunda çok ciddiyim. Çok üzüldüm çünkü Zeynep'i tanıyorum. Ben senden bahsetmiyorum. Özür dilenecek bir şey yok. Nihal'den bahsediyoruz. O çok eski olan bir şey. Ya peki. Işte Gülay yaktı beni ya. Gülay. Olmadı Nihal. Neyse. Ya kızın üstüne de gitmeyin artık. Neyse, kapansın bu konu. Çünkü kızın ya zaten... Ya sen kapatıyorsan benim için... Kapatıyorum ben ya, ne yapayım yani? Ki yani? Uzat çünkü bu benlik çok bir şey, uzar. Benlik bir şey yok. Ben hala... Ha, herkesin davasını onlardan çok savun. Sonra onlar kapatsın. Sen lamba gibi kal ortada. Hep öyle olmuyor ben mu? Ben hala yanıyorum. Tabii yani. Tabii sen durun, bitmedi. O dur. O uzayacak sandı. Biz Melisa'yla küseceğiz tabii, tabii. Falan. O grup olaylar olacak, dağılacak. Hayır, sen şunu anlamıyorsun. Melisa'yla küsmeniz amacından daha önce benim bir amacım var. Neymiş Melisa'nın o? Melisa'nın yalan söylediğinin ortaya çıkması. Yani, ya bu sezonun işte, başından beri bunun için. Didiniyorsun yani. Ama Öykü Hanımcığım, arkada gizlice özür dilediğimi bile bilmiyor işte bir ay önce. Bununla ilgili ya. Özür dilediğimi, açık açık ona söylediğimi, kötü düşüncelere sahiptim, çirkin, ya, beni affet dediğimi nereden bilebilir ki? Ya Gülay, şimdi karışmak istemediği Melisa, uzatma ben dedim ama ben özrümü Nihal'in, sana şey mi, Gülay'ın önünde özür diledim ondan. Made in China. Gülay yanımızda değil miydi Zeynep özür onu dilediğimde? Onu hatırlamıyorum da sen hatırlasana, Gülay'la birlikte yemekhanenin orada. Ha evet. Gülay'ın evet. Yanında senden özür evet. Diledim zaten. Hatta ya. Gülay da gülümsedi bana benim özrümü dinledikten sonra. O hani zaman niye tutuştun avukatlarım? Tutuştuğum şey başka bir şey. Sen bunu ikidir benim önüme getiriyorsun. O yüzden bu iki etti. Neyi önüne getiriyorum? İki ya, etti yani. Bak. Almila olayı bir, üç bu iki. Üç de eder. Yeri gelirse dört de eder. İşte arkasından gelecek olanlara bildirim de bulundum. Dava geliyor falan diye. Hiç sempatik olmuyorsun. Ayrıca benim konuşmamı ben eleştirip sempatik de ol... şu jürinin önüne gelince böyle... Ben senin sesini taklit etmeye çalışmadım. O benim böyle kendi sesim. Böyle şirinleşmeye çalışıyorsun ya, yakışmıyor yani, onu bil de. Aa, çalıştığımdan değil ya, o benim kendi iç dünyam, yapacak bir şey yok. Büyüyemiyorum. İç dünyanda olmak istiyorum. Allah korusun. Pardon Öykücüm. Size bir şey söylemek istiyorum yani... Dayanamadım, buraya geldiğinde konuşma hakkımız var. Siz böyle sizin nedir bu haliniz? Ben çok merak ediyorum. Kukla gibisiniz, biliyor musunuz? Kuklaya benzetiyorum. Ya donmuşsunuz, sizi dondurmuşlar, ölmüşsünüz. Zeynube sen ölmüşsün. Sen de Maria ölmüşsün. Donmuşsunuz. Size gelince de ki bir geyik. Ben sizi anlayamadım ya. Sizler nasılsınız ya? Nedir bu haliniz sizin? Biriniz bir şey söyleyin bakayım bana. Ben nedir bak? Ben bir kısacık araya girebilir miyim? Hemen gir. Ne var biliyor musun? Hepsi cici kız olma peşinde. Hepsi Instagram'dan, Twitter'dan gelen güzel yorum peşinde. Hiçbirisi kendisi değil, bir iki tanesi hariç. O bir iki tanesi çünkü her türlü yoruma alışmış ve açıklar. Diğer hiçbirisi kötü yorumu kaldıramıyor ve dolayısıyla her türlü cici kız oynuyorlar burada. Ve bu o kadar samimiyetsiz ki köprünün bu tarafına geçince, isim de veririm gerekirse birazdan. O kadar haklı ki Nur. Fen yapıyorsunuz. Yanlışsınız, doğru değilsiniz. Samimiyetsizsiniz ve oynuyorsunuz. Bu kadar, nokta, net. Yani ya, bir şeyiniz yok, bir duruşunuz yok. Duruş yok yani. Duruş yok. Yani bunlar Instagram'a göre oynuyorlar ya. Ben inanamıyorum ya. Aynen. Ben bir an önce bu programın yani sonuçlanmasına o kadar... Geçen program bitecek diye üzülüyordum. Bu program, Allah'ım yalvarıyorum, günler çok çabuk geçsin diye. Zaman burada. Su gibi akıp geçsin. Zaman su gibi açıp gitsin ve sizden buradan gidince çok mutlu olacağım ben. Bazılarınız tabii ki, bazılarınız. Onlar kendilerini bilirler zaten. Yani bu Pamuk Prensesi'yi bırakın.
beni kandıramazsınız. Bizi kandıramazsınız. Yemiyoruz. Şifreler çözüldü. Zeynep'cim hazır mısın? Hı hı. Geçebilirsin. Ben kendimden utanıyorum artık ya. Vallahi utanıyorum. Ben mi arsızım, onlar mı arsız diyorum ya. Konuş bir şey sen de. Etki var canım şeyde, hem de sosyal medyadan dolayı hem de herhalde yani kendin karakter artık o kadar göstermiyorlar. Korkuyorlar ve... Ama zaten matah bir takipçileri de yok yani, çok az. Geçen seferkilerde kıyamet kopuyordu bizim kızlarda. Bunlarda bir şey de yok. Bence de ne olursa olsa kendin şeyin, karakterin arkasını durmalısınız. Geçmiş olsun. Her zaman. Sevmiyorlar da bunların çoğunu. Neyse. Sevmiyorlar sizin çoğunuzu. Ay eline sağlık Kemal'cığım. Kızımızı, böyle kızımızı emanet ettim annesine. Tabii. Şimdi yerime geç. Akşama salata yap geliyorum. Ay bütün huzurum neşem kaçtı. Taktım ama o kız geldi ya, buraya çok güldüler. Nasıl kikir deme ama. Hepsi birden. Ay ne kadar hoşsunuz ya. Ay dayanamıyorum size. O vizyonunuza, asaletinize. Bunlar bu dilden anlıyorlar. Evet, ben gerçekten Nura kelimesi kelimesine katılıyorum. Artık 7. haftadayız. Hepinizin ciğerinizi biliyoruz biz. Ve buradaki bazılarınızın, hepinizi katmıyorum işin içine. Tabii ki hepsi değil. Bazılarınızın duruşu çok samimiyetsiz. Biliyoruz arkada neler döndüğünü veya insanlara nasıl davranıldığını. Buradaki tavırları görünce biz böyle Nur'la bazen göz göze geliyoruz, birbirimize bakıyoruz. Çünkü buradaki sergilenen tavır aslında gerçek değil. Bizim programımızın fıtratında gerçeklik var. Biz de evet bir moda programıyız ama reality show aynı zamanda. Reality ne demek? Gerçeklik. Ha, burada oynayacaksanız biz size buraya bir tiyatro sahnesi kuralım. Tiyatro yapın. Böyle böyle ha ha hi hi deyip birbirimizi geçiştirelim. Komedi programına dönsün olay. Olay bu değil. Olay gerçekler. Kemal. Olay... İçeride birbirlerini yiyorlar. Sen kulağımıza geliyor. Burada aynen. Da arka... Ay o kıyamet kopmuş Melisa'nın pasaklılığı yüzünden. Ama burada da birbiri yiyorlar. Bugünkü biraz samimiyetsiz oldu. Senin için pasaklı diye bağırmıyorlar mı? Yine valiz kavgası. Hayır, büyük valiz getirdim diye dağınıklık söz konusu değil. Hayır, çok dağınık mısın? Hayır, gerçekten yine bavul senden kavgası. Senden illallah yapmışlar dağınıklığına. Bavul kavgası Nur Hanım. Bir hani kulağımıza gelen bilgiler var. Bir de birebir yaşadıklarımız var. Ben tesadüf birebir yaşadığım şeyler de var benim. Bugüne kadar paylaşmadım Melisa. Sen bilirsin, iki tane olayımız var seninle. Evet. Heh, benim o iki tane yaşadığım olay ki sen o olayları bilirsin. Ben anlatayım burada anlatılabilecek şeyler. Birisinde bu merdivenlerden iniyordun. Bana omuz atarak geçtin. Ve normalde özür dilemeyecektin. Sonra ben olduğumu fark edince özür diledin. Özür dilerim yaptın. Siz olduğunuzu görmedim dedin. Geçtin. İkinci olay şu arkadaki dar koridorda yaşandı. Benim ayağımı burktuğum gün. Serkan konumdaydı. Ve sen avazın çıktığı kadar bağırarak çekilin açın yolu. Arkadaşım yol verin falan diye bağırarak çocuklar geçmeye dedim. Çalışıyordun. Sonra Serkan dedi ki Kemal Bey yürüyemiyor. Aa Kemal Bey siz miydiniz? Özür dilerim dedin. Şimdi burada beni olayın dışında bırakalım. Oradaki Ali, Veli, Hüseyin, Ahmet fark etmez. Bu yaşanan iki olayda da sen bir insana kamera arkasında o şekilde davranamazsın. Kim olursa olsun omuz atıp geçemezsin. Ki ben olduğumu fark ettikten sonra özür diledin. Ben olduğumu görmesen özür dahi dilemeyecektin. Orada da yine atarlanıp avazın çıktığı kadar bağırarak geçiyordun. Ben olduğumu görünce yine özür diledin. Ben olmasaydım oradaki yine özür dilemeyecektin. Çekilin, yol verin diye geçiyordun. Burada sergilediğin şey bana samimiyetsiz geliyor. Çünkü bizim önümüzde özür dilerim, özür dilerim diyorsun. Çok özür diliyorsan çok hata yapıyorsun demektir.
Ben arkada da özür diliyorum Kemal Bey. Evet, arkada da hata, arkada da hata yapıyorsun demek ki. İnsanları konumlarına göre ayırt etmiyorum. Ediyorsun. Arkada da özür dileyebiliyorum gayet. İnsanları konumlarına göre ayırt ediyorsun. Size iki kez saygısızlık evet. ettiğim doğrudur yani, farkında olmadan. Yani statülerine göre saygı göstereceksen gösterme. Buradaki senin çaycıdan temizliğimizi yapan arkadaşlarımıza kadar saygı göstermek zorundasın. Zaten saygı gösteriyorum. Hepsi çok cici orada insanlar. Orada bana gösterdiğin şey, ben olduğumu bilmeden gösterdiğin tavır saygılı bir tavır değildi. Bunu biz ikinci hafta mı, üçüncü hafta mı ne yaşamıştık? Nur'un burada söylemeye çalıştığı, benim de söylemeye çalıştığım şey bu. Gerçek değilsiniz. Bazılarınız gerçek değil. Sen Instagram'da bir gün bir şey oldu, çok neşeli geldin buraya. Dedik ki sana ne oluyor? Ne olduğunu ben biliyordum o gün sana sorarken ama sen itiraf etmediğin için ben söylemedim. Sana Instagram'da çok güzel yorumlar gelmeye başlayınca evet kafa sallama. Sen hemen burada pür neşe olmaya başladın. Sokakta, Instagram'da değil Kemal Bey. Arkada iki bölümde fark etmez. Sokakta da Instagram'da da fark etmez. Evet, o sahte gülüşünü de kafandan, suratından bir çıkart. Çünkü sen o değilsin. Ben buyum Kemal Hayır, Bey. Hayır değilsin. Ben seni biliyorum. Ben buyum Kemal Bey. Benim... Seni çözümledim. Sen çok cevap veriyorsun. Ben seni çözümledim. Sen çok cevap veriyorsun ya. Ben seni ya. Çözümledim. Durum, susuyorum, bir çeneni tut, tut çeneni. Tut çeneni. Sen sadece sosyal medya ve sokak üzerinden burada halini, tavrını belirliyorsun. Sana gelen güzel yorumlar senin neşeni arttırıyor. Ne zaman güzel yorum gelse sen buraya pür neşe geliyorsun. Her zaman beş karış suratın var. Sanki 3 dakika sonra gezegene göktaşı çarpacak ve hepimiz yok olacakmışız gibi bir surat var ifadende. Ama güzel bir şey duyunca birden değişiyorsun. Bu değişkenlik de normal değil mesela. Ay ben bakın burada tek hedefimdeki sen değilsin benim. Birkaç taneniz lüzumsuz bir böyle müstehsi tavırlar, bir alaylar. Yani... Kim o zaman siz kimsiniz ya? Yapmayın Allah aşkına ya. Kapıda duran arabanıza falan güvenmeyin. Ben kıyafetine döneyim Zeynep. Uhlamada puflamada. Yani gerçekten biz burada saatler geçiriyoruz beraber. Yine tekrar sana dönüyorum Melisa. Yani şu an sen geldiğin için sana dönüyorum. Saatler geçiriyoruz. Burada bizi izleyenlerin izlediklerinin dışında saatler geçiriyoruz. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Ama ben senin burada sergilediğin tavrının gerçek olmadığına inanıyorum. Şöyle de bir şey var. Dünkü programda Nihal bir şey attı ortaya. 7. haftadayız. 7 haftadadır Nihal ne attıysa ortaya hepsinin altı dolu çıktı sonradan. Hepsi ispatlandı. Hepsi gerçeğe dönüştü. Ki seninle ilgili styling konusunda da konuşmuştu. Sen önce inkar ettin. Hunharca inkar ettin. Sonra kabul ettin. Aa, Nihal yine doğruyu söylemişti. Nihal'i birçok insan sevmiyor olabilir. Birçok insan ona kötü yorum yapıyor olabilir. Ama Nihal o yorumlara göre hareket etmiyor mesela. Ben onun o tavrını seviyorum. O çok neyse o. Ne düşünüyorsa, neyi doğru olduğunu görüyorsa onu savunuyor. Nabza göre şerbet vermiyor. Neyse o dümdüz gidiyor. Geçen sezonda da Ayşegül vardı. O sahte gülümsemeyi suratından at. Ben nabza göre şerbet vermiyorum. Sen İnsanların nabza göre beni şerbet sevip veriyorsun. Sevmeyeceği benim için önemli Sen Kemal nabza... Bey. Dışarı çıktığımda bana öfke dolu bakmalarından korkarım. Doğrudur. Evet korkarsın. O yüzden de kıvırırsın. Yok kıvırmıyorum. Evet, İnsanların beni sevmesini önemsiyorum. Suç mu bu? Kıvırıyorsun. Hayır suç değil. Suç mu bu? Sen bir ses tonuna hakim ol. Tamam mı? Haddini bil. Kemal Bey sürekli Haddini beni izliyorsunuz. Bil. Sana yürümüyorum ben. Haddini bil. Sürekli yapıyorsunuz bunu. Sürekli yapıyorum çünkü bir bildiğim var. Sen tribüne oynuyorsan ben tribüne bir oynarım var ya. Sen sahtesin. Bunu da bütün izleyenlere söylüyorum. Sen Melisa Şahin olarak gerçek değilsin. Arkada yaşadıklarımdan biliyorum. Tamam mı? Ben o zaman herkese, beni izleyenlere, beni sevenlere söylüyorum. Sen sahtesin. Gerçek değilsin. Tamam, elime gecesi kurtulun benden. Gönderin ben istersen hemen. Kurtulurum. Ona hemen emin gönderin. Ol. İstemiyorum. Sen kapat çeneni. İstemiyorum bu kadar kapat sevgisiz bir yerde çeneni. Kalmak. Gönderin.
Ben istersem gönderirim. Bak sen hala konuşuyorsun. Sen karar veremezsin ona. Beni sevmezken benden bu kadar benim rahatsız olurken niye beni burada tutuyorsun? Melisa. Sen beni bir dinle. Yeter be. Benim seni sevmemle bunun alakası yok. Ben geçmiş sezonda da başka insanları sevmedim. Kaldılar burada. Bayağı epey kaldılar. Bu senin tamamen tarzınla alakalı. Tamam sensin. Sen kiminle ne konuşuyorsun? Ya rahatsız zaten ya. Sen kiminle neyi konuşuyorsun, neyi Kemal tartışıyorsun? Neyin sahteliğindesin sen? Samimiyetsizliği mi tartışıyoruz? Senin dışarıdaki sosyal statün beni burada ilgilendirmez. Hiçbirinizin ilgilendirmez. O yüzden bu atarlarını, giderlerini başka yerde başka insanlara yaparsın. Ben size atar yapmıyorum Kemal. Yapıyorsun. Bey, gönderin diyorum. Sen o ses tonuna önce hakim olacaksın. O köprünün bu tarafıyla konuşurken hepiniz, sen de dahil, ses tonunuza hakim olacaksınız. Senin ses tonunu yükselttiğinden sonra ben sana bağırmaya başladım. Anladın mı? Sen Melisa birazcık gözden geçir hal ve tavırlarını. Böyle çekil git odana, makyajını yap, yemeğini ye gel. Ona bıdı bıdı bıdı, ona bıdı bıdı bıdı, orada bıdı bıdı, burada bıdı bıdı. Ben senden başka kimseyi görmüyorum buralarda. Sürekli insanlarla bir yüz göz olmuşsun. Ve senden bıkmışlar. Rahatsız oluyorlar senden. Birazcık kendine çeki düzen ver. Morella, yani bu konuya aslında hepsiyle ilgili genel olarak konuşurken bir anda Melisa'ya odaklandık. Canım, onunla beraber ben tabii tek ki, Melisa'yı burada suçlamıyorum. Hani şu anda konu onun etrafında dönüyormuş gibi. Hayır, ben burada benim Nihal'e de ben kızıyorum. Çok şöyle ki Nihal'e kızıyorum ben. Bir şey anlatırken kızıyor, gülüyor mu? Kavga mı ediyor? Ben anlamıyorum şeyi Nihal'i. Nihal. Anlamıyorum. Çocuk çocuk böyle bir haller. Bunlar diyorum espri mi yapıyor, atışıyor mu? Çünkü ses de bize biliyorsun çok net gelmiyor. Zor duyuluyor evet. Anlayamıyorum yani Nihal. Senin de o tavırlarını anlayamıyorum ben yani. Şimdi o başka, o başka. Her birinin ayrı ayrı problemli durumları Melisa var. Susmasını öğrenecek. Susmuyor Melisa. Melisa beni gönderin o zaman. Bu gönderin o zamanla olmuyor bu. Hareketlerini toparlayacaksın, düzelteceksin. Zaten vakti zamanın gelecekse gideceksen, gideceksin yani. Birinci olacaksan olacaksın. Yok tadı kaçtı. İyi misin? İyiyim. Hayır, yani ya da eksik tamam, kalan aklında Kemal'cim, kalan. Yok yok iyiyim ben sağ problemim yok. Ben sadece samimiyetsizliğe karşı bir alerjim var. Kaşıntı oluyor hepimizin bende. Hepimizin öyle ama bir şekilde ve, idare ettik. Ve programın ilk haftasında ikinci haftasında değiliz. Ve ben yemiyorum bazı tavırları. Tanıdık artık. Ama şöyle bir şey var. Biz seyircinin tanımasını bekledik aslında. Gösterdiğimiz sabır belki de bunun içinde. Ama bu saatten sonra da sesinizi çıkarmakta haklısınız. Gösterilen kadar seyirciler gösterileni tanıyor. Ama burada gösterilen her şey gerçek mi? Onu tartışıyoruz biz. Çünkü nabza göre şerbet veriliyor burada. Ben onu fark ettim artık bu kadar haftadan sonra. Evet bazıları gerçek ama bazıları sahte paradan daha sahteler. Teşekkür ederim. Gerçeklik sorgulanıyorsa... Ben gerçek göremiyorum kendi adıma. Valla bir saygısızlık, bir şeyi almamak. Demin Kemal bir şeye değindi. Aa siz miydiniz? Pardon, affedersiniz, özür dilerim. O özrü herhangi bir kişiye de dileyecek. Dilemeliyiz. Ben de çarpsam. Aynen, ben çok kibar. O da çarpsa, sen de çarp. Tabii ki bir pardon, affedersiniz diyeceğiz. Melisa hiperaktif birisi. Yürürken de, konuşurken de, her şeyde bir çabukçu, bir telaşçı. Ama o zaman o gönderin lafını o türbinlere oynamayacaktın. Talihsiz bir durum yani. Talihsiz bir açıklama. Beni gönderin o zaman. Ağlıyor mu orada? Hayır, ağlamıyorum. Bunun yolu yöntemi belli. Performansa göre puan verilir. Ya da tabii arkadaşları tarafından hiç kimse söylenir. Gönderemeyiz. Yani kendin kendine. Bizim öyle bir içkimiz yok. Puanınız kadar var. Aynen. Yani. Darsın gelsin bu kadar basit.
yorum yapalım mı Zeynep tabii. için? Zeynep burada duruyor. Evet, kim Melis'e yaptı yorumu? Kemal tamam. Ya ben yapıyordum zaten. Ben o yani küçük arkandan daralttıktan sonraki halini beğendim. Teşekkürler. Ayakkabıların çok güzel. Teşekkürler. Ben de pantolonunu biraz bol buldum paçasını. O gömleğinin geldiğin hali çok kötüydü. Yani bir tarafını uzun bırakacaksan onun boyunu kesmeliydin. Çok uzun kalmıştı. Kravatını çok beğendim. Bir aksesuar galiba o. Tasarım, evet. Evet, evet. Çok çok orijinal geldi. Pantolonun bol. Ben zayıfım. Efendim? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Zeyno, eridin. Eridim, bittim. Vallahi. Almaya çalışıyorum, sürekli bir şeyler yiyorum. Lütfen al, ben o ilk gördüm kadını. Güzel hatları, yuvarlak güzel hatları da görmek istiyorum tekrar. Ben ne istiyorum? Vallahi. Alacağım inşallah İvan Hanım, yani sürekli güzel yiyorum. Güzel güzel, biraz sporda zamanda eğer olursa biraz sporda yap. Çünkü şey üzerindeki çok büyük, her şey büyük geliyor. Kilo verdikçe giydiğim şey de artık şey olmaya başladı yani. Böyle eskiden daha taşırdım giydiklerimi. Taşıyordun, her şeyi taşıyordun yani. Evet. Renk uyumu çok güzel. Tarzı da çok güzel, farklı. Kravat, ayakkabında şeyin kadar her şeyi çok beğendim. Evet tabii o gömleğin şekilde iyi geldin zaman yanlıştı ama şimdi güzel duruyor. Saçları biraz damlık. Dağıldı. Zamanda ve dudakların da rengine aynı pantolonu gibi olsa da daha iyi olurdu ya da nude. Hiç olması nude belki daha iyi olurdu çünkü gözleri siyah. Ama bütün olarak güzel duruyorsun. Teşekkürler. Evet, geçen hafta ben İzmir'deydim. O kravatın aynısından bana hediye ettiler. Aynı kişi. Aynı kişi. Aynı kişi evet, mi? Aynı çok, kişi. Çok güzel kravat. Bence kullanmalısınız. Tarsın. Mükemmel. Teşekkürler. Peki, Kemal'le başladık kararlara. Nurella. Tarsın. Biraz Bana. Şey oldum. Zeyno, ben sana elini uzatıyorum güzelim. Teşekkür Tarz ederim. Diyorum. Yıldız aldın Zeynep'ciğim. Seni yerine alıyorum. Melisa. Melisa konuşalım biraz. Odasına gidemiyorum. Anne babamı izleyebiliyor programı. Ağlarken görmelerinden hoşlanmıyorum. Sürekli bir benimle ilgili bir şeyler bulma çabası. Sürekli bir yok samimiyetsiz, yok şu yok bu. Kim söylüyor bunu? Kızlardan da söyleyenler oluyor zaman zaman. Sürekli Mal Bey de yapıyor böyle bir şey. Ama Nur yani taş. Benim çok fazla sevdiğim bir insan. Dahil olunca hepten güçüm. Eğer o da yanlış anlıyorsa demek ki bende bir anlatım problemi var diye. Ve en çok kırıldığım konu, ben burada kamera arkasındaki herkesi çok seviyorum. Onlar için üzülüyorum, hep söylüyorum. İşte biz bir sezon bitiyor, kurtuluyoruz ama siz hep bulmasınız. Bu zor şartlarda çalışıyorsunuz diye. Çaycısından sevgisini, o insanların beni sevmediğini falan duymak benim canımı yakıyor. Bu saatten sonra demek benim burada olmamam gerekiyor. Bu sette durmamam gerekiyor. En kısa sürede gitmem gerekiyor. Çünkü benden rahatsız olan iddiaya göre bir sürü insan var burada. Ya ben böyle biriyim. Ama bunda itham ediliyorum. Yapacak bir şey yok yani. Önemli değil. Kendime hani anlatabilme becerim yok demek ki. Onlar da zaten hani bu şekilde anlamışlar. Kendileri bilirler. Problem değil. Öyle görüyorlarsa öyledir. Bak sen bile anlıyorsun Nihal yeni geldiğinde geliyorsun yanıma. Çünkü ne olursa olsun rakip de olsak o buşu da olsak yeri geldiğinde ben senin üzüntünü hissedebiliyorum sen benimkini. Ben anlamıyorum tabii, nasıl oynamış ama canım ama şöyle bir şey var. Çok cevap veriyorsun ve doğru bir şey söylüyor orada. Hani birazcık sussaydın hiç mevzu buralara gelmeyecek. Defalarca sustum Nihal Kemal Bey'e karşı. Defalarca gittim. Defalarca tırnağımı etime geçirdim. Sus Melisa, sus Melisa, sus Melisa. Anlamam. Ben dayanamıyorum. Kondurursun ben. Biraz ekmek falan yiyelim. Enerji verici bir şeyler yiyelim. Sen ben gidiyorum diyemezsin. Bu kadar şeyden sonra dememen lazım bence. Kesinlikle olduğu gibi davranmadığını ben zaten baştan beri savunuyorum. Ben uzun süre
süredir dediğim gibi kırılıyorum ama hep susmaya çalıştım. Melisa'cığım üzgünsün diye üstüne çok gelmek istemiyorum ama hiçbir zaman susmadın sen. Esas ben biriktirdim, sen değil. Esas ben doldum, sen değil. Buradaki bütün ekibin seninle problemi var. Neden? Burada tribünlere mi oynuyoruz? Ben gelirim burada öyle bir oynarım ki tribünlere, senin oynayacağın tribün kalmaz burada. Dudakların Seren Serengil'in 90'larda yaptığı dudak rengi gibi olmuş. Bak Melisa, şu anda da seni savunuyorum. Farkında mısın? Kemal kimseyi kayırmaz veya kimsenin üstüne yürümezmiş. Bana yürüyor dedin ya. Seni biri giydirdi. Yok, hiç. Kendim alışverişe çıktım. Ayakkabılar zaten. Babaannem geldi. Bence o koluna manşet yaptırmışsın ama sen gazetelerde manşet olursun. Nazlı Hamara.